Ergün Yıldırım CHP'nin illegal siyasetle flörtü CHP artık büyük bir çözülmeye doğru gidiyor. Bunu gören Kılıçdaroğlu bizi marjinal yapmak istiyorlar diye bağırıyor. Adeta kendim ettim kendim buldum şarkısını okuyor. İstanbul İl Başkanlığı'na Canan Kaftanlıoğlu'nun seçilmesiyle beraber bu çözülme kendini dışa vurdu. Kaftanlıoğlu olgusu CHP'nin bu çözülme durumundan çıkmak için ne kadar marjinal arayışlara savrulduğunu gösteriyor. Bu toplumda hangi sosyolojik taban Müslüman mahallesinde domuz görmek ister? kim dine ve devlete küfreden birisine itibar eder, dini devlet geleneğini iliklerine kadar hisseden bir toplumsal bilinçte devlet seri katildir. Allah'ınız belanızı versin gibi söylemler hiçbir zaman karşılık bulmaz. Bırakın karşılık bulmayı siyasal hareketleri mahkum eder. Demokrasiye darbe yapanları savunan ve buna karşı direnenleri de terörist diye konuşan bir siyasal aktörün tutunma şansı sıfırdır. İstanbul büyük bir metropol. Türkiye'de ve dünyada tanınan bir şehir. Siyasal hayatımızın en cazip merkezi, Türk siyasal kaderini belirleyen en önemli merkez. Burada il başkanlığına getirilen birisi siyasal aktör haline gelmiş demektir. CHP, din ve devletle toplumun inanç dünyasıyla bu kadar çatışan bir kişiyi bu şehirde il başkanı yapmakla derin bir şaşkınlık içinde olduğunu gösterir. Türkiye'nin en köklü partisi olan, ana muhalefeti temsil eden bir siyasal alanda böylesine illegal, din karşıtı ve darbeci yaklaşımları benimseyen bir kişinin aktör yapılması çok önemli bir farklılaşmayı anlatıyor. Bir bakıma CHP'nin bitişidir bu. Çünkü CHP'nin bundan sonra kendi bütünselliğini sürdürmesi oldukça zor. İç tartışmalarıyla parçalanmalar yaşayacak. Muharrem İnce ve Ümit Kocasakal şimdiden genel başkan adaylıklarını ilan ettiler. Bu çıkışlar parti içinde yaşanan derin farklılaşmaların yansımasıdır. Canan Kaftancıoğlu ile CHP, anti kemalist, liberal, HDP'ye göz kırpan, devlete karşıt bir tutum sergileyen bir hizbin öne çıkışını anlatıyor. Oysa bu çıkış CHP'nin kurucu esaslarının ve sosyolojik tabanıyla ciddi anlamda çatışıyor. Mustafa Kemal'in askeri değilim ya da devlet seri katildir söylemlerine karşı CHP genel tabanı ciddi anlamda tepkili davranır. CHP'nin memuriyet ve devlet zenginliğine dayanan sosyolojisi de buna hoş bakmaz. Bundan dolayı bu hoşnutsuzluk nedeniyle sol kemalist ve Atatürkçü kesim hemen tepkilerini ortaya koymaya başladılar bile. Ümit Koca Sakal'ın çıkışı bunu anlatıyor. CHP'nin sistem değişimi karşısında bunalıma girdiğini daha önce de yazmıştık. Bu bunalım artık daha da derinleşiyor. Gidişatın farkında olan CHP siyasal elitleri işin içinden çıkmak için umulmadık arayışlara giriyorlar daha önce Genel Başkan Yardımcısı Selin Böken'in de dile getirdiği sokağa çıkarak siyaset yapma arayışıdır bu. Militanlığa göz kırpan ve muhalefeti illegal söylemler ve gruplarla birleşerek üretme çabası içinde olmaktır. Canan Kaftancıoğlu'nun ortaya çıkışı bunun yansımasıdır. CHP yeniden militan siyaset tarzıyla çeşitli marjinal grupları ve ideolojileri yanına alarak onların sokak motivasyonundan yararlanmak istiyor. Meydan okuyucu enerjilerini kendine transfer etmenin peşine düşüyor. HDP'ye de bunun için göz kırpıyor. 7 Haziran'da bunu denediler. Ancak başarısızlığa uğradılar. Bu defa yeniden daha geniş bir cepheyle bunun sürdürme çabası içine giriyorlar. Türkiye 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeye karar verdi. CHP bu yeni değişimi kabullenmek istemiyor. Hala eski sistem partisi refleksiyle hareket ediyor. Yeni değişim karşısındaki işlevini kaybettikçe de illegal, antidemokratik ve sokak heveslerine kapılıyor. Muhalefeti mecliste ve demokrasi içinde değil, illegal söylem ve yapılarla yan yana yapmaya doğru kayıyor illegal siyasal flörte tevessül ediyor. Ancak bu tutumları ciddi iç çatışmalara, farklılaşmalara ve parçalanmalara davetiye çıkarıyor. Bakalım yeni sistem karşısında CHP kendisini yeniden üretebilecek mi yoksa bunalımlar sonucunda parçalanarak yok mu olacak?